Are you scared? I can see you from behind. Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. Ben Işıl. Bugün sizlere Titanic ile ilgili bir dizi paranormal olaydan bahsedeceğim. Leonardo ve Kate'in oynadığı 11 Oscar'lı, yüreklerimizi paramparça eden muhteşem filmi bir yana aslında bu gemi kazasının oldukça hüzünlü bir de hikayesi mevcut. 1912 yılında bir buzdağına çarptıktan sonra ikiye ayrılan ve sadece 2 saat 40 dakika içinde okyanusun buz gibi sularına gömülen talihsiz gemi, yolcu ve mürettebatından 1500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Aslında çok daha hızlı batması gerekiyordu ancak 40 civarında mühendis ve görevli gemiyi çalışır halde tutmak için kazan dairesinde ve geminin içinde kalmış ve hayatlarını feda etmişlerdir. Gerçekten çok çok hüzünlü ve beni zamanında derinden etkileyen bir hikayesi mevcut arkadaşlar. Titanic'in, siz de filmini veya Titanic'le ilgili belgeselleri izlediyseniz muhtemelen bileceksinizdir diye tahmin ediyorum. Titanic'le ilgili paranormal olaylara geçmeden önce birkaç gün önce yeni bilgi kanalımızda Işılay'la beraber sizler için zombilerle ilgili hazırladığımız bir videoyu paylaştık. Yukarıya link bırakıyorum arkadaşlar. Sizler arasında da oldukça talep edilen bir konuydu. Hem zombiler hem de Illuminati ile ilgili hazırladığımız iki tane video var Işılay'la beraber olarak. Ne Çektik kanalının mistik bölümünde sizlerle birlikte olduğu videoyu izleyip beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı da lütfen unutmayın. 14 Nisan 1912 gecesi yoğun sis nedeniyle fark edilmeyen bir buzdağına çarparak trajik bir şekilde batan bu gemide 2435 yolcu ve 892 mürettebatla beraber toplamda 3547 kişi vardı ve bunlardan 1531 tanesi hayatını kaybetti. Gemi enkazını bulma çalışmaları da aslında tam 73 yıl sürmüştür. 1985 yılında Robert Ballard tarafından bulunan enkazla beraber gemi içinden insanlara ait bazı parçalar da toplanabildi. Bu parçalardan bazıları hayatı kurtulan ve batan gemiden kaçmayı başarabilen kişilere ait olsa da bazıları da tahmin edebileceğiniz gibi hayatlarını o gemide kaybeden insanlara aitti. Bu eşyalar toplanarak çoğu geçmişi taze tutabilmek ve meraklılarına gösterilmek amacıyla Las Vegas'taki Luxor Otel'de açılan bir Titanic müzesinde sergilenmeye başladı. Ve asıl olaylar da ondan sonra başladı. 300'den fazla parçanın sergilendiği bu müzede gerek çalışanlar gerekse müze ziyaretçileri ve turistler tarafından bir takım paranormal aktiviteler gözlemlendi. Müze açılmadan önce giriş kısmına o Titanic'in filmlerden ve belgesellerden de bildiğimiz görkemli ve muhteşem ana giriş salonu ve daha doğrusu ana giriş merdivenleri yapılır. Belki Titanic filminden de hatırlarsınız, Jack ile Rose'un birbirlerine böyle bakıp da vuruldukları sahne vardı ya, ana yemek salonuna inen merdivenler, oradan bahsediyorum. Müze açılışından önce hazır etraf boşken parçaları ve dizayn edilen yerleri fotoğraflandırmak amacıyla bir fotoğrafçı tutulur. Adam söylediğine göre ana girişte yer alan o merdivenlerin resmini çekerken merdivenlerden aşağı inen bir kadınla karşılaşır. Kadının üzerinde 1900'lü yıllara ait olan siyah bir elbise vardır. Fotoğrafçı bu kadının müze yönetimi tarafından kiralandığını ve özellikle o dönemin havasını gelen ziyaretçilere hissettirebilmek için kadının böyle giydirildiğini ve resimlere ekleneceğini düşünür. Fotoğrafçı merdivenlerde inen bu gizemli ve garip kadına seslenir ve onun fotoğrafını çekmek ister. Ancak kadın kafasını bile çevirmez ve onu duymazdan gelerek başka bir odaya girerek gözden kaybolur. Fotoğrafçı daha sonra aynı kadınla tekrar karşılaşır ve söylediğine göre ona seslendikten sonra kadın bir anda ortadan kaybolur. Buharlaşır, gözden kaybolur. Bilmiyorum. Ve işin garip olan kısmı da bu kadın sadece fotoğrafçı tarafından değil, müzede çalışan aşçılar, servis elemanları ve kat görevlileri tarafından da görülmüştür. Gerçekten tüyleri diken diken edici bir konu. Sonraki dönemlerde de iddia edilene göre bazı ziyaretçiler ve otel ve kasino çalışanları bu kadınla veya benzer kıyafetler giyen başka kadınlarla veya onların ruhlarıyla ya da hayaletleriyle müze içinde karşılaşmışlardır. Müze açıldıktan ve zamanında o gemide hayatını kaybeden insanların bazı eşyaları, kıyafetleri veya onlara ait kişisel eşyaları bu yere getirildikten sonra çalışanlar, hatta bazı ziyaretçiler de pek çok kişi müze içinde gezerken veya dolanırken ya da işlerini yaparken oldukça huzursuz olduklarını ve arkalarından sanki birinin kendilerini izliyormuş gibi hissettiklerini söylemişlerdir. Müzedeki eşyaların yer değiştirdiği ve bazen de hareket ettiği pek çok kişi tarafından da gözlemlenmiştir. Bunlar içinde en bilinenlerinden bir tanesi de
Bruce Ismay adındaki adama ait olan tablodur. Bruce Ismay, İngiliz bir iş adamı ve Titanic'e sahip olan White Star Line isimli kuruluşun yöneticisidir. Bir sabah müze ekibi kapıları o günkü ziyaret saatleri için açtıklarında Bruce Ismay'in fotoğrafının yerde olduğunu görürler. Duvarda asılı duran resim yere düşmüştür. Ancak çerçevede veya camda hiçbir hasar yoktur. Bunun üzerine görevliler bir güvenlik açığı oluşabileceğini veya müzeye birinin ya da birilerinin girmiş olabileceğini düşünerek güvenlik kayıtlarını incelemeye karar verirler. Ancak bu, görevlilerin akıllarında daha büyük bir soru işareti oluşmasına sebep olur. Görüntülerde gece saatlerinde müze kapandıktan sonra etrafta kimse yokken resim birdenbire hareket etmeye, titremeye başlamıştır ve ardından asılı olduğu yerden çıkarak yere konmuştur ya da düşmüştür diyelim ama oldukça yumuşak bir şekilde. Zaten bu yüzden resimde veya çerçevede ya da camda herhangi bir kırılma ya da çatlama gözlemlenmemiştir. Ancak etrafta hiç kimse yoktur ve kameralara yakalanan herhangi bir yaşam formu da bulunamamıştır. Tek gözüken şey duvarda asılı olan çerçevenin sallanarak ve titreyerek yerinden çıkıp yere düşmüş olmasıdır. Bunu acaba adamın kendisi mi yapmıştır yoksa orada o kazada hayatını kaybedenlerden biri mi bilinmez. Çünkü bu felakete sahip olduğu iddia edilen White Star Line ve sahip oldukları Titanic isimli gemi de aslında lanetli olmakla suçlanmıştır. Tüyleri diken diken eden bir başka olay ise Frederick Fleet ile alakalıdır. Frederick İngiliz bir denizcidir ve aslında ismini bilmiyor olsanız bile kendisini tanıyorsunuz. Genç adam Titanic'te çalışan görevlilerden biriydi. Titanic'in buzdağına çarptığı gece de gemideki gözetleme yerinde görevliydi. Yani Titanic buzdağına çarpmadan önce haber veren kişiydi. Her ne kadar buzdağını görüp zili çalsa da geç kalmış ve 1500'ün üzerinde insanın ölümüne kısmi olarak sebep olmuştur. Ancak Frederick Fleet bu kazadan kurtulmayı başarır. Ardından seneler içinde de sonu gelmeyen bir depresyonla mücadele etmek zorunda kalır. Ve geminin batmasındaki hatanın büyük bir çoğunluğunu tek başına kendinde görür. 1964 yılında karısının ölümünden hemen sonra kendini asarak intihar eder. Ancak söylentiye göre Frederick'in ruhu asla huzur bulmaz ve bu dünyadan da bir türlü ayrılamaz. Müzede bazı geceler kendisini görenler olduğu iddia edilmiştir. Ve söylentiye göre geminin güvertesi şeklinde dizayn edilen müzedeki bu yerde hala gözcülük yapmakta ve müze koridorlarında dolanmaktadır. Bir takım söylentiler de İrlanda Belfast'teki Titanic Müzesi'nden gelmektedir. 2013 yılında ziyaretçiler arasında bir kadın müzeyi gezerken bir frekans andıran bir takım sinyaller ve sesler duymuş ve bunu analiz ettiğinde ise Morse alfabesi olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun artık her şey için çok geç kalındığına dair bir cümle olduğunu anladığındaysa kadın küçük çapta bir sinir krizi geçirmiş, ağlamaya başlamış ve üzüntüden gözyaşlarına hakim olamamıştır. Nefesi kesilen kadın kendisine müzenin balkonuna atmıştır. Balkonda ağlarken omzunda bir el hissetmiş ve kendisine "It's okay" yani sorun değil diyen bir erkek sesi duyduğunu iddia etmiştir. Kadının yaşadığı bu deneyim üzerine bu kişinin de Titanic'in telgraf operatörü Jack Phillips olduğu söylentileri yayılmıştır. Bir hikayede ki beni şahsi olarak en çok etkileyenlerden bir tanesi geminin kaptanı John Smith'le alakalıdır. Aslında John Smith'le ilgili anlatılan pek çok farklı hikaye ve paranormal olay mevcuttur. Bunlardan bir tanesi Titanic gemisinin kaptanı olan John Smith'in hala eski evinde yaşadığı yönündedir. Oraya taşınan Bonner ailesi evde devamlı olarak soğuk bir hava dalgasıyla karşılaştıklarını ve tüyleri diken diken eden bir takım ürkütücü hisler içine girdiklerinden bahsetmişlerdir. Ev içinde sürekli olarak açıklanamayan paranormal şeylere tanık olmuşlar ve hatta iddia ettiklerine göre Titanic'in kaptanı John Smith'in bir silüetini bile görmüşlerdir. 1977 yılında ise yani faciadan tam 65 sene sonra ismini bilmediğim bir başka geminin bir başka kaptanı bir grup ziyaretçiye tur verirken oldukça garip bir olay yaşar. Bu büyük tur gemilerinde veya cruise gemilerinde işte kaptan köşkünü ziyaret ederler ya da geminin nasıl çalıştığına dair kazan dairesini veya diğer alanları gezerler. Bu tarz turlar vardır. Bu da onlardan bir tanesi gibi düşünebilirsiniz. O sene bu geminin kaptanı bir adamla tur yapar. Ve söylediğine göre bu adam inanılmaz derecede sakin ve İngiliz aksanıyla konuşan, kibar, tatlı ama oldukça tüyler ürpertici ve garip biridir.
oldukça enteresan davranışlar sergilemiştir. Adam gemiyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmek istemiş ve her küçük detayı kaptana sormuştur. Kaptan tabii ki kendisine yardımcı olmuştur ama olay da biraz garibine gitmiş ve içini ürpertmiştir. Turdan sonra adam gitmiş ve tabii ki geminin kaptanı da hayatına devam etmiştir. Aradan birkaç yıl geçmiş ve bu geminin kaptanı tesadüfi olarak gemide, batan gemide, Titanic gemisinde hayatını kaybeden Titanic'in kaptanı Edward John Smith'in resmine denk gelmiştir. Ve bu adamın da seneler önce kendi gemisinde tur verdiği ve bu garip davranışları sergileyen adam olduğunu iddia etmiştir. Tabii ki olayı garipseyen ve bundan birazcık da korkan kaptan bu olaydan birkaç arkadaşına bahsetmiş. Onlar da kendisine gülerek bunun imkansız olduğunu ve Titanic gemisinin kaptanının seneler önce o batan gemide hayatını kaybettiğini belirtmişlerdir. Ve gerçekten biraz araştırırsanız dediğim gibi Titanic'le ilgili enteresan bilgilere rastlayabilirsiniz. Mesela beni en çok etkileyenlerden bir tanesi, eğer filmi izlediyseniz, insanlar kendilerini gemiden kaçarken, batan gemiden kaçarken kendilerini rahat hissetsinler diye gemideki müzik ekibinin gemide kalması ve enstrümanları çalmaya devam etmesidir. Ve bu olay sadece filmde değil, gerçekte de bu şekilde yaşanmıştır ve o kişiler hayatlarını kaybetmişlerdir. Artı olarak bu gemi tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi oldukça lüks ve aşırı pahalı bir gemiydi. Pahalı bir seyahat türü ve servisleri içeriyordu arkadaşlar. Ve şu anki günümüz koşullarında değerlendirirsek eğer birinci sınıf odaların, yani en lüks odaların değerinin aşağı yukarı 300 bin dolarlar civarında olacağı tahmin edilmekte. Gerçekten dudak uçuklatıcı rakamlar. Keşke Titanic hiç batmasaydı. Keşke böyle bir felaket yaşanmasaydı. Keşke o kadar masum insan, çocuklar, bebekler ve hatta hayvanlar bile hayatlarını kaybetmemiş olsaydı. Ama maalesef böyle bir şey yaşandı. Evet arkadaşlar, hikayemizin sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de Titanic'le ilgili enteresan şeyler biliyorsanız veya herhangi bir paranormal olay burada anlattıklarım dışında duyduysanız lütfen aşağıdaki yorumlar kısmına eklemeyi unutmayın. Her ne kadar hepsini tek tek okuyamasam da birçoğuna bakıyorum, gözden geçiriyorum yorumlarınızı. Bazılarına kalp atabiliyorum, bazılarına atamıyorum çünkü gerçekten çok yorum geliyor. Çok teşekkür ederim bunun için arkadaşlar. Ve her zamanki gibi istediğiniz başka hikayeler de olursa lütfen ve lütfen bu videonun altına eklemeyi unutmayın. Ya da daha önce çektiğim videoların altına da yine yorum olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar. Artı olarak kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni de Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki hepinizi gerçekten çok seviyorum. En kısa zamanda yeni videolarla tekrardan görüşüyoruz. Hoşça kalın.